lik medya platformunda yarın programı yayınlanmaktadır. Biz İstanbul'dayız ve bugünkü konuğumuz gazeteci yazar cansu Çamlıbel. Sayın Çamlıbel davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cansu Çamlıbel. Lirağrog khagakan verlucaban. Yegel e turkakan hyuriyet terti Washingtoni tghdakitsə. Minchayt 5 tari hyuriyetih amar khagakan reportajner e patrastel. 2015թի ապրիլին հայոց ցեղասպանության 100-ամյալի -100 հриթով հարցազրույց է արել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ներկայում լրագրությամբ չի զբաղվում։ ա, Բիս բուգուն ույենի բաշլան Հայաստան-Թուրքիա նորմալleşմե süreçի հակինդա կոնuşacağız։ Էմինեմ siz də bizim gibi bu sürecin her iki taraf için de faydalı tartışmalarla ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz։ Էմա ama Normalleşme sürecini konuşmadan önce böyle bir şey sormak istiyorum. Siz Türkiye'deki medyanın yani Ermenistan o zamanki Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyan ile özel röportaj yaptığını yapan tek gazetecisiniz. Biraz izlenimizi anlatır mısınız? Tabii. Ben davet için teşekkür ediyorum. Her zaman çok keyifli Ermenistan'dan dostlarla ortak bir projede buluşmak. Ee, şimdi siz söyleyince hatırlıyorum ve e, şimdi Nisan ayı e, yaklaşıyor. E, yaklaşık 7 sene olmuş e, biz bu röportajı yapalı. 2015. 2015 e, soykırımın 100. E, yılı nedeniyle aslında ben e, Erivan'daydım. E, Hrant Dink Vakfı'nın e, düzenlediği bir geziyle gitmiştik tek gazeteci değildim ben e, Erivan'da olan o sırada e, sanıyorum 5-6 tane Türk gazetecisiydik Fakat e, ben o dönem Hürriyet gazetesinin siyasi röportajlarını yapıyordum Ben o zaman e, işte logosu Türkiye Türklerindir olan e, e, Hürriyet gazetesinde yazıyorum ve de bu röportaj orada yayınlanacak Dolayısıyla aslında dediğim gibi basit ve sıradan bir röportajın ötesinde neredeyse devletler arası müzakere gibi geçti. Yani bu soruları görmek istediler. Ben soruları genel hatlarıyla onlara gönderdim. Ee, ve tabii ki tahmin ediyorum ki o sorulara hazırlandı onlar. Yani Cumhurbaşkanı da hazırladılar. Ee, sonrasında da röportaj sonrasında da e, işte ben kendisinin verdiği cevaplar üzerinden bir metin hazırladım. O metni tekrar görmek istediler. O metnindeki bir takım ifadeleri tekrar düzeltmek istediler. Ben de her gazetecide olduğu gibi yani ben size soruları gönderdim ama işte orada söylenmiş olan bazı cümleleri geri almayalım diye orada onun bir mücadelesini verdim. Dediğim gibi bu neredeyse diplomatik bir müzakere gibi geçti. Ee, yani şunu da söylemek istiyorum ya bu benim kişisel olarak Ermeni meselesine e, e, çok önem veren ve bu, bu alanda çalışan bir gazeteci olduğum için bir isteğimdi ama Hürriyet Gazetesi de günün sonunda ki... Yani şunu da söylemek istiyorum. Yani 7 sene önceki Hürriyet Gazetesi ile bugünkü Hürriyet Gazetesi arasında fark var. Hürriyet Gazetesi Türkiye Cumhuriyetinin yakın tarihinde bagajları olan, siyasi bagajları olan bir gazetedir ve özellikle Ermeniler, Kürtler ve bir takım azınlıklarla ilgili yıllarca kullanmış olduğu dil. Çok eleştirebileceğimiz bir gazetedir. Hürriyet Gazetesi'nin de o zamanki yayın yönetmeni Sedat Tergine teşekkür ediyorum. O da çok cesaretli bir karardı. Çünkü Ermeni tarafından yani Cumhurbaşkanı Serk Sarkisyan tarafından gelen talep bu röportajın tam 24 Nisan 2015'te yayınlanmasıydı. Çok sembolik değeri olan bir tarih ve talep. Bence bu okeydi ama bunu... E, ...gazete yönetiminin kabul etmesi ve buna cesaret etmesi bence o dönem için çok önemli bir şeydir. Bence çok tarihi bir şeydi. Hürriyet Gazetesi de bence bunu o dönem iyi yönetti. Mesela ben size çok açıklıkla söyleyeyim. Bugün 2022 yılındaki 100. yıl gibi... Se ...tabii ki 24 Nisan her sene önemli. Onu, onu kastetmiyorum ama 100. yıl gibi sembolik bir anlamı olan bir yıl olmamasına rağmen... E, ...rüyanızda görürsünüz böyle bir röportajın yayınlanmasını. Şu şu anda Türkiye'de e, Erdoğan e, hükümeti tarafından dolaylı olarak kontrol edilen hiçbir medya böyle bir röportaj yayınlayamaz. E, kısa bir şey de sorayım. E, o zamanki Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyan'ın bu Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerine algılara davranışı neydi sizce? Siz yani yeni bir şey keşfettiniz mi sizin için? A, açıkçası e, çok fazla kendisine ele veren bir politikacı değildi. E, i̇şte yani o kısa süre içerisinde benim yüzümü okumaya çalıştığını, kafamın arkasına neler geçtiğini algılamaya çalıştığını e, çok net hissettim. Türkiye'ye ve Türklere karşı bir güvensizlik. Yani şimdi ben bunu böyle söylüyorum ama bu gazeteci de e, benim söylediklerimi aynen aktarma yönünde bir taahhütte bulundu ama acaba bana bir numara çekecekler mi? Hı hı. Acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletin işte e, bir takım e, tepkilerinden korkup benim söylemediğim bir şey ya da benim tercih etmeyeceğim bir şey manşete çekecek mi? Bu nasıl bir gazeteci? Yani o güvensizliğin, iki taraf arasındaki güvensizliğin, güvensizliği ben Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yüzünde okudum. Son 30 yıl yılın içerisinde biz bu Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci ibareyi çok fazlasıyla duyduk. Ama sanki hiç kimse bunun tam anlamıyla ne olduğunu bir anlamıyor, bilmiyor. Biz yine de bunu anlamaya çalışalım. Bu normalleşme dediğimiz şey ne olacak? Şimdi normalleşmeden e, kasıt tabii ki e, yani iki ülke birbirini tanıyorlar ama diplomatik ilişkileri yok. E, ve hani devletler arası bir normalleşme söylemi diplomatik ilişkinin tesis edilmesine yönelik. Zaten e, 2009'daki protokoller de bunun tesisiyle ilgili protokollerdi. ne yazık ki başarısız oldu. Şimdi de aynı şekilde aynı yola girilmeye çalışılıyor. Yani burada aslında şöyle bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ve arada çok büyük kayıp seneler var. Bakın 2009'dan bugüne kadar 8 sene geçmiş. Ve de iki tarafta devlet başkanları ya da hükümetler değişse de değişmese de fark etmiyor. Toplumlar arası normalleşme için ne yapmışlar? Esas sorun burada. Yani işte bir takım e, gazetecilerin, bir takım gazetelerin, bir takım sivil toplum kuruluşlarının küçük küçük işte yeri geliyor sinemacıların, e, yeri geliyor akademisyenlerin küçük küçük buluşmaları ve kendi aralarında... Bunların etkisi yok mu? Var ama çok az. Ben nasıl e, Hürriyet Gazetesi'nden verdiğim örnekte... Yani bir şeyin ana akıma yayılması gerekiyor. Sizin ülkenizin nüfusu oldukça küçük. Sizin ülkenizde bir şey ana akıma yaymak belki biraz daha hızlı ve kolay olabilir. Fakat burası 85 milyonluk bir ülke. Ve 85 milyonluk çok kozmopolit bir ülke. Burada o duyguyu yerleştirmek için sadece küçük gazeteci, akademisyen, filmci filan gruplarının çabası yetmiyor maalesef. Uluslar, ulusal kampanyaların düzenlenmesi e, gerekiyor. Yani mesela hatırlayın bir özür diliyorum kampanyası vardı 2000'lerin evet. sonunda protokollerden evet, imza önce. Atılıyor, evet değil değil yani evet. o insanlarla da düşmanlaştırıldı, risk aldılar falan ama bunlar önemli girişimlerdi. Yani 2000 ile 2010 arasında Türkiye'de çok daha liberal ve özgür bir siyasi iklim vardı. AKP'nin iktidardaki ilk dönemiydi ve de daha açılımcı toplumda açık tartışmaların, özgür tartışmaların e, yapılmasına imkan veren bir politika. Ne değişti? Ee, Cumhurbaşkanı, Erdoğan sonra. değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim anlayışı değişti. Ee, bahsettiğim dönem, yani AKP'nin ilk dönemi diye işte çok o şekilde tanımlamayı uygun e, görüyoruz. Ee, Avrupa Birliği, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği hedefi, Türkiye'nin yüzünü batına batıya döndüğü, e, AKP'nin bütün dünyaya biz reformcu ve liberal bir hareketiz, e, algısı yaratmaya, imajı yaratmaya çalıştığı bir dönemdi. E, ve de dolayısıyla Ermenistan'la ilişkilerde bir açılımı, Kıbrıs sorununun çözülümü çözümünde bir açılımı, e, Avrupa Birliği e, adaylık sürecinin başlaması için reformları, bir reformlar derken yani çok kapsamlı reformlardan bahsediyoruz adaletten ifade özgürlüğü alanından diğer bütün sektörlere kadar yayılan işte bir takım taahhütlerde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP hükümeti ve o partinin başında da yine başbakan sıfatıyla Erdoğan vardı. Şimdi geriye dönük olarak baktığımız zaman biz Türkiye içerisinde bunu çok şunu çok tartışıyoruz yani acaba gerçekten bunların olabileceğini düşündü mü? Yoksa o zaman dünyaya ve Türkiye'deki belli bir kesimlere şirin görünebilmek için bu ajandayı son derece opportunist bir şekilde kullandı mı? Benim kişisel olarak değerlendirmem bu bir opportunizmdi. Daha önce şöyle bir bahanesi vardı belki ilk dönemde. Efendim işte askerler benim işte bir takım açılımları yapmamı istemiyor ki bunlar oldu. Mesela Kıbrıs meselesinde 2004'te itirazlar oldu. Açılımlara, Avrupa Birliği sürecine, askerlere evet itiraz ettiler. Bütün bunlar oldu. Fakat artık 2018'den sonraki düzlemde yani son 4 sene içerisinde artık devlete, devletin kurumlarına yani emniyet, adalet mekanizması ve ordu dahil tamamen yani hakim olmuş bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Evet. Bahanesi nedir? Evet. Ve bir anda hiç o 2000'lerde olmadığı kadar milliyetçi bir söyleme savrulmuş. Dolayısıyla yani burada ben açıkçası Ermenistan'la olan e, bu hadi bir daha başlayalım deneyelim şeklindeki yaklaşımın e, bir paketin parçası olduğunu düşünüyorum. O, ne, o nasıl bir paket e, biliyorsunuz Türk ekonomisi e, son yani bir buçuk e, epey bir zamandır da. 4-5 senedir ama son 1-1,5 senedir çok büyük bir darboğazda. Ee, ve batının e, desteği, yatırımları e, bu, bugünkü Türk hükümeti için çok çok kıymetli. Dolayısıyla aslında batıyla ilişkileri onarmaya yönelik çabalar paketinin bir parçası olarak görüyorum Ermenistan'ı. Hmm. E, ellerini kolaylaştıran yani bu süreçte bu paketin içine Ermenistan'ı, e, koyabilmelerinin sebebi de savaş oldu. Savaşın sonucu oldu. Çünkü neden? E, Azeri Azerbaycan'ın Türkiye üzerindeki Karabağ e, şantajı, evet. baskısı ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla aslında bugün Türkiye'nin eli daha rahat. Fakat samimiyet meselesinde benim çok büyük soru Onu işaretlerim var. Onu sormak istiyordum. Evet. Buyurun. Şimdi eee um gerçekten Türkiye'de bu normalleşmenin gerektiği gerektiğini düşünülüyor mu yoksa bu sadece bir dış politikasının bir parçası mı? Yani bu samimiyet açısından sormak istiyorum. toplum, siyasi gerek siyasi adamlar, Türkiye'deki insanlar bu normalleşmenin gerçekten gündemde var mı? bu insanların gündeminde var mı yoksa bu sadece bu sizin dediğiniz paket, paketin bir parçası mı? Yok. İnsanların gündeminde yok. Ya inanır mısınız? insanların gündeminde bugün Türkiye'de yanlış anlamayın ve Ermenistan'daki dostlarımız da yanlış anlamasın. ...önemsenmediği için değil... ...Türkiye'nin... E, ...Türkiye halkının çok büyük bir bölümünün... ...tek gündemi şu anda ekonomi ve geçim derdi. Hı hı. İnanır mısınız? Bundan iki sene önce bana sorsanız... ...Suriye evet bir gündemdeydi mesela... ...önemli bir parametreydi... ...Türkiye halkının bakış açısından. Bugün ben hiçbir dış politika dosyasının... ...Türkiye halkının gündeminde olduğunu... ...düşünmüyorum. Bunun temel sebebi de insanlar... ...her gün e, cepleriyle... Ve dolduramadıkları o filelerle, pazar fileleriyle sınanıyorlar. Dolayısıyla bir kere bu Ermenistan açılımı bu sefer çok düşük tonlu bir şekilde kamuoyuna açıklandı. Ve bununla ilgili başta söylediğim gibi toplumsal uzlaşı yani normalleşmenin toplumsal ayağıyla ilgili hiçbir şey yapmıyor hükümet. Bazı Yes Erdoğan'ın hükümetini açık bir şekilde belirledim. Ama Erdoğan'ın bunu başardığına rağmen teşekkür ederim. Yani bu bir Yani bakın bu sizin buraya gelmeniz, bununla ilgili e, toplumun e, önde gelen kesimleriyle konuşarak bunu anlamaya çalışmanız çok önemli bir çaba. Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyor. Türkiye'de sadece bu konuyla ilgili bir avuç insanız biz merak eden, takip eden e, ve e, keşke bir şeyler olsun diyen. Ya şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Pek çok konuda ben e, çok açıkça e, Erdoğan hükümetini eleştiren bir gazeteciyim. Fakat e, Erdoğan bunu başarabilse, e, tebrik ederim. Yani bu 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 tarihsel bir sorun ve de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Tarihsel ülkelerin tarihlerinde bu kadar derin yaralarla tarif edebildiğimiz sorunları çok popüler halk desteği yüksek liderler bir şekilde topluma anlatabilir Erdoğan'ın böyle bir gücü var bu gücünü kullanıyor mu hayır biz yine bu normalleşme sürecine dönelim bu kez bu normalleşme sürecinin inisiyatifi Türkiye tarafından geldi sizin dediğiniz gibi bu 44 günlük savaşından sonra ve sanki bu ikili bir diyalog, ikili bir süreç. Üçüncü bir devleti olmadan bir diyalog gibi gözüküyor. Sizce gerçekten Ermenistan ve Türkiye arasında ikili bir normalleşme gerçekçi bir şey mi? Değil. Benim baktığım yerden değil. Şimdi birincisi Azerbaycan'ın Karabağ baskısı şu an için denklemden çıkmış gözükse de bu bir e, Demokles'in kılıcı gibi yani Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişki her zaman e, Türkiye diplomasisinin bir kenarında olacaktır. Daha da önemlisi e, ya belki Batı bunun bir çeperinde olabilir. İşte dokuz, e, 2009'daki o protokollerin imzası gibi illa Amerikan dışişleri bakanının, Fransız dışişleri bakanının e, işte iki dışişleri bakanının arkasında hadi diye e, işte ittiren ekipte olmasına gerek yok. Fakat Rusya, Azerbaycan çok Azerbaycan'dan çok daha kuvvetli Putin çok daha kuvvetli bir ıı, faktör olarak e, bu sürecin kıyısında bekliyor olacaktır. Bu süreci baltalamak sabote etmek için elinde en büyük güç olan kişi Vladimir Putin. Dolayısıyla ben şunu şöyle söyleyebilmeyi çok isterdim. Türkiye ve Ermenistan arasındaki, ee, normalleşme süreci ve uzlaşma çabası sadece iki ülkenin e, devletlerinin ve iki ülkenin liderleriyle hallol ha, halledilebilir diyebilmeyi çok isterdim. Ama bu gerçekçi değil. Bu böyle bir analiz yapmamız maalesef mümkün değil ve de bu Ukrayna savaşı maalesef e, dünyadaki pek çok dış politika dosyasının olduğu gibi bence bu süreci de zehirleme potansiyeline sahip. Evet, tabii. Bir de bir önceki son devamı olarak ön koşulsuz normalleşme. Bu sadece bir slogan mı yoksa gerçekten? Yani şu tabii ön koşulsuz derken, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ön koşulsuzdan anladığı. Ben 24 Nisan 1915'i bir soykırım olarak tanıyorum diyeyim. Ondan sonra süreç devam etsin. Yani böyle bir ön koşulla bana gelmeyin. Böyle bir ön koşul olmazsa ben her şeyi konuşurum. Türkiye'nin pozisyonu bu. Bugünkü Ermenistan hükümeti ya da başka bir Ermenistan hükümeti illa ki Türkiye Cumhuriyeti ilk önce bunu tanısın ben sonra oturup konuşurum gibi bir e, pozisyonla masaya gelirse o o müzakerenin başarılı olma şansı yok. Zaten bu müzakere de değildir. Bu bir dayatmadır. Düşündüğünüz vakit. Bir de böyle bir unsur var. Sizin dediğiniz az önce dediğiniz gibi güvensizlik. Bu 44 günlük savaşından sonra Türkiye olan güvensizlik unsuru var ve Ermenistan'da çoğu insan Türkiye ve Azerbaycan bir bir olarak görüyorlar. Yani Türkiye e, Azerbaycan'dan biraz daha mesafeli mi kendini şey yapmalı yoksa e, yani bu sürecin başarıya uğraması için e, yoksa böyle bir olanak bile konuşamayız. Şimdi şöyle e, tabii ki konuşabilmeliyiz dediğim gibi ideal senaryo hı hı. iki ülkenin Ermenistan ve Türkiye'nin kimsenin etkisi altında kalmadan Türkiye'nin Azerbaycan'ın etkisinde kalmadan, Ermenistan, Rusya'nın etkisinde ve Putin'in etkisinde kalmadan iki ülke bağımsız bir şekilde kendi kararlarını verip kendi müzakeresini yapı yapı yapabilmeli. İdeal olan budur. Fakat bu olmayacak dediğim gibi. Ee, bunun temel sebebi de sadece bu 44 günlük savaşta Türkiye'nin Azerbaycan'ın zaferi için çok büyük destek vermiş olması değil. Ekonomik çıkarlar. İdeal senaryo Türkiye halkının da, Türk hükümetinin de. Kimsenin etkisinde kalmadan kendi parametreleriyle Ermenistan'la bu işi çözmesidir. Ama iş oraya gitmiyor şu anda. Hı hı. Ee, yani ben bunun cevabını aldım ama yine de sormak istiyorum. Ee, sizce e, Ermenistan'la Türkiye arasında gerçek bir normalleşme için e, şu an bütün şartlar var mı? Maalesef yok. Ve bunun önündeki en büyük ee, bariyer şu anda bence e, ulusal siyasetler. Ama bu şu demek değil. Bunun başlamış olması yavaş da gitse tökezlese de işte 6 ay sonra biz bir anda bir anlaşma imzalayamayacak olsak da çok çok önemlidir. Bunu önemsizleştirmek için söylemiyorum. Ben gönülden şunu arzu ederim. Bu süreç devam etsin. Türkiye'deki seçime rağmen ya da Ermenistan'daki iç çalkalanmalara rağmen bu süreç kopmasın. Ee, önümüzdeki sene hangi ülkede hangi iktidar olursa olsun bu süreç devam etsin. Birkaç sene sonra belki devletler şey dediğinde ya tamam biz parametrelerde anlaştık diplomatik ilişki tesis ediliyor artık Ankara'da bir Ermenistan Büyükelçiliği olacak artık Erivan'da bir Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olacak dediğinde toplumlar da hazır olsun. Hı hı. O ayağı şu anda masanın eksik. Masa o yüzden ayakta durmuyor. Medyanın rolü nedir? Medyanın çok rolü sürekli. çok önemli. Ve ben buradan e, Ermenistan'daki e, sivil topluma da, e, Ermenistan'daki meslektaşlarıma da çağrı yapıyorum. Yani biz kendimiz olabildiğince çok bir araya gelelim. Hı hı. E, ufak ufak yani o 2000 2000'lerin sonuna doğru 2010'ların başındaki atmosfere geri dönelim. Kendi aramızda toplantılar düzenleyelim, buluşmalar düzenleyelim. Yani biz bunu yaparsak bunun topluma anlatılması noktasında önemli bir rolümüz olur diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve son olarak bütün konuklarımıza sorduğum bir soru. Ee, bu normalleşme sürecinin temelinde her iki taraf e, kendi siyasi ve ekonomik çıkarlara ve niyetleri koyacak. Peki bu e, sürecin e, manevi temeli ne olmalı? Yani manevi olarak ne ilkeler konmalı bunun e, temelinde? En önemli şeyi sordunuz. Bu işin en önemli boyutu bu. O savaşın bir kazananı bir kaybedeni olabilir. Ya da hiç iyi, hiç kazanan olmayabilir. İki tarafta çok büyük kayıplar vermiş olabilir. E, ama o o savaşta en büyük yarayı alan aslında e, cephede savaşanlardan ziyade toplumlardır. Ben iki toplumunda e, bu 100 senelik kavga yüzünden çok büyük e, yara aldığını ve zarar gördüğünü düşünüyorum. Ee, ben soykırım demekten imtina eden bir gazeteci değilim. Ee, soykırım demek istemeyen çok meslektaşlarım, arkadaşlarım ve Türkler de var. Onları da eleştiremem. Herkesin bu konuyla ilgili bir yorumu olabilir. Ee, fakat önemli olan adına ne söylediğimiz değil. Bu gerçekte bir barışmamız. Yani bunu efendim savaş koşullarıydı öyle oluverdi verdi. Gibi bir e, hikayeyle e, öteleyip bununla yüzleşmekten kaçmamamız. Bu bir yaradır. O yarayla bir karşılaşması lazım Türkiye toplumunun. Ama başka bir yara da Ermenistan ve bütün dünyadaki Ermeni toplumunda var. Sadece bu olayın derinliği, acısı ve üzüntüsüyle bugün bize bakmayın. Bugün Türkiye çok kozmopolit bir yer, çok geniş bir yer. Baktığınız zaman Türkiye toplumunun, bakın benim canım kızımı emanet ettiğim, benim ailemden biri olarak gördüğüm evdeki yardımcım, kardeşim olarak görüyorum, Erivanlı. Biz beraber yaşıyoruz. Ve bir gün, bir gün kendisine de sorabilirsiniz. Bizimle beraber bu toplumda yaşayan ve sizin ülkenizden gelmiş insanlara sorabilirsiniz. Kimse burada bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıyor. Tarihte evet bir sıkıntımız var. Bununla barışmamız ve bununla yüzleşmemiz lazım. Ama ben Ermenistan'daki insanlara şunu anlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'de e, Ermenilerle, Ermeni insanıyla sorunu olan kimse yok. Ama siz soykırımı tanıyacaksınız diye bir yerden gelindiği vakit sert bir şekilde onur ve gurur meselesi yapıp Türkler... Çok tuhaf tepkiler gösteriyorlar. Haklılar mı? Değiller. Ama e, emin olun e, siz buraya çok çok şu güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Buraya gidip geliyorsunuz. Burayı biliyorsunuz. Ama ben biliyorum ki Ermenistan'da gelip onlarla konuştuğum için kaç kere biliyorum. E, Türk figüründen, Türkiye'den çok çek çek çekinen, korkan, e, belki karşı karşıya gelmekten çekinecek çok fazla insan var. Korkmayın. Buluşalım. Ya böyle bir böyle bir şey yok. Bu bir ancak bir şehir efsanesidir. Türkler Ermenilerden nefret ediyor ya da zarar vermek istiyor. Geçmişte yapılmış yanlışlar var. Yanlış, çok temel bir yanlış var. Ve Türk Türklerin bununla yüzleşmesine yüzde yüz destek veriyorum. Ve fakat Ermenilerin de artık bu korku ve bu paranoyla yaşamak yerine 2022 yılında bugünün Türküyle bir karşılaşıp bir el sıkışmasını da istiyorum. Umarım işler oraya doğru gider. Çok teşekkür ediyorum. Alik Medya Platformu'nda konuğumuz gazeteci, yazar Cansu Çamlıbel. Görüşürüz.